Camiler ve Din Görevliler Haftası nedeniyle İnegöl Din Görevlileri Derneği ile ilçe müftülüğü ortaklaşa bir program düzenlediler. Sani Konukoğlu Camii'nde düzenlenen Kur'an ziyafeti programına İnegöllüler yoğun ilgi gösterdi. Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında Türkiye genelinde Camiler ve Din Görevliler Haftası olarak kutlanıyor. Yanlış ya. 2 yıldır pandemi dolayısıyla bir etkinlik yapılmazken bu yıl normalleşme ile birlikte güzel bir program düzenlendi. Camiler ve Din Görevliler Haftası nedeniyle İnegöl Din Görevliler Derneği ile ilçe müftülüğü ortaklaşa bir program düzenlediler. Dünya Kur'an birincisinin yanı sıra çok sayıda Kur'an bülbülü İnegöl'e geldi. Sani Konukoğlu Camii'de yapılan programa İnegöllüler yoğun ilgi gösterdi. İlçe müftüsü İsmail Hatipoğlu'nun konuşmasıyla program başladı. İyi de bu caminin bir imamı var, bir görevlisi var, bir arabanın bir şoförü var. Din görevlerimizle hatırlanarak 2003 yılından bu yana da camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlanarak bir nebze de olsa sene içerisinde camilerimizi ve hocalarımızı hatırlama adına böyle bir organizasyon ve bu organizasyon içerisinde çeşitli etkinliklerle hafta tamamlanmaya çalışılıyor. Ardından sahneye Kur'an bülbülleri çıktı. İkisi İnegöl'de olmak üzere toplam 6 hoca okudukları Kur'an-ı Kerim'le geceye katılanları mest etti. Görevliler Dernek Başkanı aynı zamanda İshak Paşa Cami İmamı Mehmet Nuri Memiş'in dua etmesine sordu. Hepsimizin eline bizleri bir an dahi olsa bile bırakma ya Rabbi. Sırat-ı müstakimin üzere ayaklarımızı sabit eyle ya Rabbi. Ruz-i mahşerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Nivab-ül Hamd sancağının altında haşr-ı cem olmayı cümlemize lütfeyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, şu cennet misali vatan toprakları üzerinde birliğimizi, dirliğimizi ve İslam kardeşliğimizi daim eyle. Huzurumuzu bozmak isteyen, aramıza tefrika sokmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi ve bütün İslam coğrafyasını her türlü tehlikeden, beladan, musibetten, deprem felaketinden, yangın felaketinden, sel felaketinden, kuraklık felaketinden, düşman tasallutundan, terör belasından muhafaza eyle ya Rabbi.